Serap Hanım merhaba. Merhaba. Laktoferin proteinini biz mide bağırsak hastalıklarının özellikle bağırsak florasına çok çok öneriyoruz. Ve vücuttaki vitaminleri tuttuğuna dair çok da güzel bilgilerimiz var. Lakin danışanlarımız laktoferin proteiniyle alakalı çok bir bilgileri yok. Hazır uzman kişiyi de yakalamışken ben sizlere bunu sormak istedim. Rica ediyorum kısa bir şekilde laktoferin proteiniyle alakalı bir bilgi. Turgut Bey, laktoferin aslında Türkiye'de yeni bir protein. 5-6 yıllık bir geçmişi var. Biz de ikinci firmayız Türkiye'de laktoferin çıkarak, ama şu an Türkiye'de 5-6 firma oldu. Giderek de artacak. Ancak dünyanın 1940'lardan 50'lerden beri başta bebek mamaları, özellikle prematüre doğum beslenmesi başta olmak üzere kullandığı bir protein. İnsan vücudu üretiyor zaten laktoferini. Günlük tüm faaliyetlerimizde üretilen ve tüketilen bir protein laktoferin. Az yana genel sağlıklı yaşın devamında bu açıdan önemli. Laktoferin nerede üretiliyor? Tüm vücut sıvılarımızda. Mukozayla kaplayan işte akciğer, bağırsak, ağız, burun, işte cinsel organlar. Bütün buralarda vücudumuzda laktoferin reseptörü var ve laktoferin üretilmekte. Aslında laktoferin bu kadar değerli kılan şey bu. Ne yapıyor derse vücudumuzda laktoferin? Başta demir olmak üzere diğer işte vanadyum, manganez, bor, ne bileyim diğer bütün biyometallerin hücre içine geçişini arttırıyor. Ama bunların içerisinde en önemlisi demir. Neden demir? Hayati bir mineral. Demiriniz Bunu eksikse tutuyor diyebilir miyiz? Yani vücutta şöyle durmasını tutma sağlıyor. olarak demek çok doğru değil, ama demirin ya da işte diğer esansiyel mineraller hücre içine geçişini arttırıyor ki kullansın. İnsan vücudunda bir madde eğer hücre zarını geçip hücre içine ulaşmıyorsa zaten o madde çöp demektir, yararlanmıyor. Anladım. Laktoferinin en önemli artısı bu. Ha, yapısında doğal bir prebiyotik olduğu için ne yapıyor? Bağırsakta kendi yararlı bakterilerinize de bir besin kaynağı sağlayarak kendi yararlı bakterilerinizi koloni oluşturmasını sağlıyor ki insan metabolizmasında bağırsakta %85-90 oranında yararlı, %10-15 oranında zararlı bakteri vardır ve doğru denge budur. Siz yararlı bakteri lehine dengeyi arttırdığınızda zaten zararlı bakterileri ekarte etmenize şey. Üçüncü özelliği doğal bir biyofilm çözücü laktoferin. Bu ne demek? Biyofilm başta bağırsak olmak üzere işte cilt yüzeyi, ne bileyim diğer organlarımızı da düşünün, mukozayla kaplı organları. Burada oluşan mantarımsı, kandida, mantar, parazit vesaire içeren bir tabaka. Laktoferin bir tabakanın oluşmasını önlediği için de özellikle bağırsakta emilim sorunlarının önüne geçiyor. Aslında tam bir bağırsak dediğimiz için bu noktayı özellikle anlatmak istedim. Tam bir bağırsak olayını sağlayan bir ürün laktoferin. Peki Serap Hanım, şimdi biz hastalıkla alakalı konuştuk. Sağlıklı bir bireyde laktoferin proteinini önerir misiniz? Şöyle Kullanıma uygun gidilmesi. Tuğrul Bey, aslında laktoferinin dünyada kullanım şekli şu. Biraz bizim ülkemizdeki multivitamin kullanımları gibi. Genel vücut hemostazının sağlanması. Hemostaz dediğimiz şey aslında bir denge. Hücre içerisinde mineraller ve biyometalleri taşıdığı için zaten bunların vitaminlerin hücre içi geçişi biraz daha kolaydır. Mineral ve biyometaller de bu da her şey. Bunu sağladığı için doğal bir dengeyi sağlıyor. Demir metabolizmasını düzenlediği için demir iki yönlü bir mineral. Eksikliği başta kanser dahil bütün hastalıkların deriz. Vücutta kullanılmayan demir, kalsiyum demir değil mi? Kullanılmadan duran demir vücutta enfeksiyonu arttırıyor. Güzel. Vücuda giren virüs, bakteri, mantar fark etmez. Zararlılar bu demiri kullanarak kendini çoğaltıyor. Hatta dikkat edin, son yıllarda popüler bir hastalık COVID geçiren insanlara bakın. Direkt ferritin seviyeleri yükseliyor. Ferritin nedir? Karaciğerden salınan ve demiri depolayan bir enzim. Ne yapıyor? Vücut savunma mekanizması olarak ferritin yükseltiyor ki ferritin çekip Yani. hücrelerin zarar görmesi, virüs çoğalması. Aslında tüm enfeksiyonel hastalıklarda bu döngü vardı.
Laktoferin bu noktada da tedavilere destek sağlıyor. Düzenli kullanımda, hiçbir hastalık olmadan düzenli kullanımda bağışıklık ve bağırsak hücrelerimizi destekleyerek direkt hücresel destek sağlıyor. Bu bahsettiği enfeksiyon mekanizmasıyla da enfekte olmanızı öğreniyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim.